FETÖ'cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan 30 Ağustos'u Yerlerin bayramı diye kutlayan kriptolarla Atatürk'ün Türk milleti anlayışını kabul etmeyen siyasi omurgasızlarla HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar aracılığıyla örtülü şekilde istila edilmesine ses çıkarmayanlarla, Türk milliyetçisiyim demelerine rağmen makamlarını, mevkilerini ve keselerini Türk milleti ve vatanından daha fazla sevenlerle, Atatürkçüleri, Türk milliyetçilerini, belki de en önemlisi büyük umutlarla büyük riskler alan Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben Akşener'le birlikte kurucusu olduğum, kurucular kurulunu kendisiyle birlikte oluşturduğum İyi Parti'den istifa ediyorum. Aslında gerçekleşen bir istifa değil, İyi Parti'den Ümit Özdağ'ın, İsmail Koncuğ'un ve milyonlarca Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin Türkiye hayalleridir. Bizler tasfiye edilirken İyi Parti'de kalan Profesör Bahadır Erdem'in Twitter'da kalan hayalleridir. Buğra Kavuncu'nun FETÖ iltisaklı karanlık yaşamıdır. Koray Aydın'ın deprem sonrası Türkiye'ye bıraktığı karanlık mirastır ve Akşener'in gizli saklı ilkesiz gündemidir. İyi Parti'nin kuruluşundan bugüne mücadele eden gerçekten cesur bütün teşkilat mensuplarına İyi Parti'ye gönül ve destek veren seçmene ve büyük Türk milletine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.